Haftaya Yansıyanlar programından herkese merhabalar. Bugün yayınımızı saat 3'te gerçekleştiriyoruz. Kıbrıs'ına haber Facebook sosyal medya sayfalarımızdan bizi takip edebilirsiniz. Bugünkü konuğumuz Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay. Kendisiyle ülkemizdeki son skandalları konuşacağız, yolsuzlukları konuşacağız. Hukukun önemini konuşacağız. Sizler de yayınımıza sorularınızla, görüşlerinizle ortak olabilir. Yayınımızı paylaşabilirsiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Mersi. Farklı bir saatte olunca bende de daha değişik bir heyecan oluyor. Benim yüzümden oluyor. oldu bu. E, kabul ediyorum ama doğru tahmin etmişim. E, saati olarak ayarlamak çok mümkün olmadı. Ama e, o esnekliği gösterdiğiniz için, bu imkanı verdiğiniz için de çok biz, teşekkür ederim biz size. Biz teşekkür Sağ olun. ederiz davetimizi kabul ettiğiniz için. Şimdi ülke skandallarla, yolsuzluklarla, birçok yasa dışı, hukuka aykırı hareketlerle, ...gündemdeyken... E, ...insanları böyle tedirgin, endişe içinde... ...bırakırken... E, ...öncelikle şunu sormak istiyorum size... E, ...hukukun dışına çıkılmasını sağlayan... ...ve bu ortama hazırlayan... ...sebepler nedir sizce? E, önce şunu söyleyeyim... ...endişe edilecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Yani e, bunlar... Gelecek konusunda endişe taşıyor ama vatandaşlar. E, evet ama yani e, vatandaşa o mesajı... ...vermek isterim. Endişe edilecek bir şey yok. Bu olumlu bir şeydir. Çünkü... Ee, aslında bunlar geçen hafta olmadı. Yani haftaya bakış falan e, geçen hafta olan şeyler değil mesela örnek, e, örnek olarak alacak olursak. Yıllardır aslında bu ülkede olduğunu bildiğimiz e, çeşitli ortamlarda konuştuğumuz birbirimizle e, bilgi paylaştığımız, bir şeyleri gördüğümüz ama çoğu zamanda asıl konuşması gerekenlerin çok da konuşmadığı konuştukları zaman da toplumunda çok da fazla sahip çıkmadığı bir dönemden geçiyoruz biz. Dolayısıyla şu anda olumlu tarafı e, şu e, noktadır. Bir kere bu konuların kamuoyunda konuşuluyor olması, e, insanlara bir cesaretin gelmiş olması, kamuoyunun bu meselelerde sahip çıkıyor olması ve uyanık olması ve ilgi gösteriyor olması. Bu başlı başına olumlu bir şeydir. İkincisi, e, geçmişte işte başvurular olur, soruşturma bile başlatılmazdı şu anda. Kurumlar beğenirsiniz beğenmezsiniz polis bir taraftan savcılık bir taraftan Bir takım soruşturmalar başlatıldı Ve yok canım onu hiç alırlar mı hiç ona dava kurlar mı dediğimiz bir takım kişilerle ilgili olarak Üst düzey kamu görevlileri milletvekili vesaire siyasilere yakın isimlerle ilgili olarak da Bir şeyler tam olmasa bile yürümeye başladı Bu da olumlu tarafıdır Ve bir diğer olumlu tarafı da ee, polisin kendi içinde de, askere yansıdığında da, başka bazı kamu görevlileriyle ilgili olan, e, konularda da polisin e, dava okuduğu, e, polis soruşturması başlattığı örnekleri görüyoruz. Bu açılardan bakıldığında olumlu bir tarafı var. Yeter ki e, bu eşiği de geçirmeyelim. Çünkü halihazırda çok geç kalınmıştır aslında bu ülkede yolsuzluğa karşı mücadeleyle ilgili verilmesi gereken mücadele geç kalınmış bir mücadeledir. Ama hiç olmamasından daha iyidir. Bunların sebebi nedir? Yani bu noktaya gelmesi e, nereden kaynaklanıyor? Tabii toplum psikolojisi, sosyoloji açısından analiz yapanlar var. 1974'ün ertesinde çok da adil bir düzen kuramamış olmamız nedeniyle e, biraz 74'ün ertesinde özellikle e, taşınmaz e, mallarla ilgili yapılan düzenlemelerin o adaletsizlik duygusunu daha da tetiklediği ve e, bunun köklerinde bunun olduğunu söyleyenler var. Ben e, sosyolog falan değilim, bunu e, buna dair bir yorum yapamam. Ama şu bir gerçek, e, uzun bir süre hukuk kurallarının e, uygulanması bağlamında devletin tepesinde yer alanlar bunu yoksaydılar, partilerinin içerisinde bunu yoksaydılar. Ee, devletin tepesindekiler yani aslında e, balık baştan kokar e, meselesinde olduğu gibi e, onlar hukuku yok sayarsa onlar anayasayı yok sayarsa anayasanın söylediği tarihte seçimi yapmak yerine onu pas geçerse yasaların gereği olan şeyleri yapmak yerine e, mal beyanında bulunmazsa gerekli şeffaf şekilde açıklamayı yapmazsa vatandaş neden yapsın bunu gibi bir hissiyat oluşur. Bu birinci sebeptir bence İkinci önemli sebep de eee caydırıcı sonuçlar ortaya çıkmadı geçmişte. Ee, tek sorumlusu kurumlar ve sistem değil ama. Sorumlusu aynı zamanda toplum olarak biziz. Yani biz yeterince değer verip sahip çıkmadık bu süreçlere. Bundan 5 sene önce hükümette olduğumuz dönemde e, bazı milletvekillerinin ve eski bakanların ve eski başbakanların dokunulmazlığının kaldırılmasının üzerine gittiğimizde Halkın Partisi olarak bize burun kıvran çok oldu. E, yani böyle bir e ee ne olacak ya hep bu, bir bunlar mı yani meselemiz falan diyerek bunu önemsizleştiren e, ve bunun üzerine gidilmemesini kanıksam kanıksanmasını sağlamaya çalışan insanlar oldu ve toplumun büyük bir kısmı da çok fazla sahip çıkmadı açıkçası çok da değer vermedi buna e, dokulmazın kaldırılmasına mal beyanları konusuna nereden buldun yasasını meclise getirmemize ama Koalisyon ortakları destek vermeyince geçirememiş olmamıza çok fazla önem vermedi e, toplum. Ama o 5 yıl önceydi. O 5 yıl önce şeker sigortadaki yolsuzlukların üzerine gittiğimizde, eski eserlerdeki yolsuzlukların üzerine gittiğimizde, bunları polise taşıdığımızda aman canım bunlar mı yani e, tek derdimiz diye bir burun kıvırmayla karşı karşıya kaldık. Biz toplumsal sahiplenmelerle e, buluşamadık. Ama bugün geldiğimiz noktada e, geç bir mücadele olduğu için Yozlaşmanın çürümenin ve kirlenmenin seviyesi çok arttı. 5 yıl önce buna sahip çıkılmış olsaydı bugün daha iyi bir yerde olabilirdik. Ama e, zararın neresinden dönse kardır bugün güçlü bir kamuoyu desteği var. C güçlü bir ilgi var ve insanların bu ilgisi ve kamuoyunun zinde dinamik olmasıdır. Bu süreçte polise güç veren, bu süreçte savcılığa güç veren, bu sürecin önünün yavaş yavaş açılmasına yardımcı olan siyasilerle bağlantılı olanların bile... Ee, bu süreçlere e, tabi olmasını sağlayan kamuoyunun desteği ve sahip çıkmasıdır. Bu noktada şunu sormak istiyorum. Evet siz de dile getirdiniz. Daha önceleri bu usulsüzlükler, yolsuzluklar, belki yapılan partizancı hareketler hep konuşuldu, gündeme getirildi. Belli çevrelerce üstüne durulmaya da çalıştı ama bu denli olmadı. Bugün bu kadar açık bir şekilde değerlendirilmesi, siyasilerin, özel kalem müdürlerinin, bakanların, vekillerin açıkça isimlerinin geçmesi, Birçok konunun da en açık şekilde ortaya koyularak tartışılmasındaki sebepleri iç ve dış faktörleri nasıl görüyorsunuz siz? Yani bunların tartışılmasındaki iç ve dış faktörleri nasıl yorumlarsınız siz? Şimdi geleceğim bu iç dış faktör meselesine ama önce şuna değinmek isterim bir düşünün lütfen başka bir açıdan yani yolsuzlukla mücadele perspektifi açısından bakalım yaşadığımız bazı olaylara. Bu ülkede 2018'de kurulan dörtlü koalisyonun bozulması çok konuşuldu hatırlarsanız. Dörtlü koalisyonun devamına Halkın Partisi karşı çıktı bir tepki ortaya koydu. Onun sebebini mesela pek çok kişi hatırlamaz. Onun sebebi gene bir yolsuzlukla ilgilidir, bir partizanlıkla ilgilidir, bir adam kaymacılıkla ilgilidir. Yani bakanlar kurulundaki bakanların bir tanesinin kendi birinci derece yakınına yani kendi oğluna devlet arazisini koalisyon ortaklarından daha habersiz ihalesiz bir biçimde vermesi. Yüz küsur dönüm devlet arazisini vermeye kalkmasına bu partinin gösterdiği tepki üzerine bozuldu. Mesela dörtlü koalisyon. Bu konuşulmadı. Bu toplumda ne konuşuldu? Vay işte e, dörtlü koalisyonu bozdun ama Uğur Peynan e, hükümet kurdun. Vay neden dörtlü koalisyon e, bozuldu? Bunun üzerine odaklanıldı. Oysa Halkın Partisi... E, o dönemde de, koalisyonda Bakan Narcluna gitti ve şunu dedi: Bu yapılan yanlıştır, bu yanlışı düzeltin, e, iptal edin bu kiralama meselesini, hükümete devam edelim. Bu yapılmadı. E, bizim de pazarlığa girmeye çalıştılar, bir kısmı e, galsın Bakanın oğlunda, bir kısmını iptal edelim ve diğer koalisyon ortakları olan CTP ve de bize sahip çıkmadı bu konuda. Bu yüzden o koalisyon bozuldu. O koalisyonun bozulmasının kökenlerinde mesela yolsuzlukla mücadele var. İkincisi Ulusal Birlik Partisi ile Halkın Partisi'nin koalisyonuna bakacak olursanız bugün görevde bulunan gayrimeşru hükümetin başbakanı konumundaki Ünal Bey o dönemde bir jet krizinin parçasıydı ve göbeğindeydi. Yani bir bakan olarak e, o jet uçağının buraya Covid döneminde gelmesi konusunda bakanlar kulundan aldığı yetki ve bize verdiği bilginin aksine ve hilafına başka bir şeyler yaptı. Ve o sebepten dolayı Halkın Partisi'nin ısrarı ve inadı o konuda nedeniyle görevden alındı. Ünal Bey bakanlık görevinden bizim ısrarımız ve talebimiz üzerine alındı. Neden? Gene çünkü hukuksuzluk ve yolsuzluk vardı işin içerisinde. Anlatabiliyor muyum? Yani biz bu tepkileri ortaya koyarken, bu tavırları ortaya koyarken kamuoyunda çok fazla önem verilmediği için çok ağır bedeller ödedik biz Halkın Partisi olarak. Burun kıvran çok oldu ama bugün gelinen noktada aslında bu ülkenin en büyük probleminin yolsuzluk, hukuksuzluk ve kirlenmiş siyaset olduğu ve partizanlık olduğu gerçeğiyle hepimiz yüz yüze kaldık bugün. Bugün halkın dikkatini çeken yegane konu budur. Evet ekonomi bağlamında fakirleşme alım gücünün ciddi sıkıntı içerisinde olması öyle ama... E, siyasetin tartıştığı konular içerisinde kapatıyor ya insanlar televizyonları hiçbir şey takip etmiyorlar. Bu konu hariç. Çünkü e, yıllar sonra hepimiz e, şu noktaya geldik. Aa, demek ki bizim problemimiz gerçekten de partizanlık, hukuksuzluk, yolsuzluk ve kirlenmedir. Üstelik bu sadece siyasetteki bir kirlenme değil. Toplumun bazı kesimlerinde ve bazı sivil toplum örgütlerinde ve özel sektörün bazı kesimlerindeki bir kirlenmedir. Her alanımıza sirayet etmiş bir kirlenmeyle karşı karşıyayız. O yüzden bu konuda mücadele etmek açısından kamuoyu desteği çok önemlidir. Ee, birileri mesela şunu diyor işte iç ve dış faktörler etkenler dediniz ya. Evet. Şimdi geliyorum oraya. Ee, birileri diyor ki aa düğmeye kim bastı acaba? Ha yani düğmeye Kıbrıs Türkü yenidi basamaz ha. Ee, bu toplumda senelerden sonra üzerine ölü e, serpilmiş halden tekrardan bir umut yeşeriyor. Bir şeyi başarabileceği ve özgüvenler bir şey yeşeriyor. Onu öldürecekler. Birisi düğmeye bastı. Ya senin polisin, senin savcılığın, senin siyasi partilerinden bir tanesinin yaptığı şikayet üzerine soruşturma başladı. Kim bastı düğmeye? Yani şaşırmaz mısınız buna? Dolayısıyla bunun sebeplerini dışarıda aramak yerine bu kirliliğin buraya kadar gelmiş olduğu gerçeğini görmeye ihtiyacımız var bizim. Çünkü kaçacak bir şey kalmadı artık. Her şey o kadar açık ve aleni herkesin gözünün önünde gerçekleşiyor ki. Öyle şeyler var. Ee, işte konuşuluyor, herkes konuşuyor. Hatta bazı evlatları falan da görüyorlar. Ama kimse adım atma e, yoluna gitmeyip, ben görüyorum bazı siyasi partiler diyor ki e, polis gereğini yapsın, polis suç kabul etsin, savcılık gereğini yapsın. E yapmıyor. Çünkü sende daha farklı bir hukuk sistemi var. Sen neden mesela şikayet etmiyorsun? Halkın Partisi 18-20 tane şikayet dilekçesi verdi. Ben e, ifade vermekten perişan olduk biz poliste. Ama neden? Bu yaptığımız girişimler sonucunda tetikledi ve soruşturmalar başladı. Oradan polis başka soruşturmalara bağladı. Bunun arkası geldi. Ve toplum şu anda bundan memnun. Demek ki ihtiyaç bunu tetiklemekti, bunu yapmaktı, bunun üzerine gitmekti. Ama bizde ne eğilimi var siyasette? Ya o şimdi zaten küçük toplum burası. Ben gideceğim onu şikayet edeceğim. Bana küsecek. Ailesi de büyük. Onlar zaten bir kısmı bize oy verdiği vermeyecek. O da ona küsecek. Kimse suya sabuna dokunmayacak. Istemiyor. Mavi boncuk siyaseti izleyen e, yaklaşımla ilerlemeye çalışıyorlar. Kendi partilerinin içerisinde mesela bir e, milletvekili bir yanlış yaptığında eğer tölere edilebilecek olan bir yanlışsa konuşursunuz düzeltilir. Ama eğer e, sindiremeyeceğiniz nitelikte bir hata varsa ortada siz mesela kapıyı gösterebiliyor musunuz? Yolları ayırabiliyor musunuz yoksa? Ya boşver, gol kırılır, yen içinde kalır mı diyorsunuz? Bunları bir daha gözden geçirmeye ihtiyacımız var. Siyaset olarak da, toplum olarak da, genel Kıbrıs Türk halkı olarak da. Çok önemli bu. Şimdi e, Türkiye'nin bu yolsuzlukların üzerine gidilmesini desteklediğini e, bugüne kadar olanlardan da görüyoruz. Bunu bu konuyla birlikte Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin özel temsilcisinin bölgede yaptığı çalışmaları da görüyoruz. E, ki bunlar Türkiye'nin desteği olmadan da mümkün değil. E, bunlara baktığımızda, yani bu parçalara baktığımızda bilmediğimiz e, bir sürecin ilk adımlarında mıyız acaba? Conspiracy theory diye bir şey vardır. Böyle bir e, konspirasi e, teorileri diye. E, her şeyin altında bir şey arama e, gibi evet, bir herkes yaklaşım. herkes şu an o noktada. Yani herkes <laughs> o noktada. Bu kendine olan güveni yani özgüveni yitirmiş toplumlarda yaygındır. E, hiçbir şeyi biz yapmamışızdır. Bize yaptırmışlardır. Bunun arkasında mutlaka birileri vardır gibi bir e, endişe. Türkiye bağlamında şu söylenebilir. E, Türkiye Cumhuriyeti bu süreci engellemiyor. En azından engellemiyor. Ha destekliyor mu e, vesaire noktasını e, cevaplayabilecek birisi yok bence. Çünkü öyle bir veri yok elimizde ama engellemediği kesin. Çünkü şunu biliyoruz. İstese engeller, engelleyebilecek gücü var. E, yani polisin askerle olan ilişkisi anayasal olarak söylüyorum ve başka açılardan da e, bu engelleme yok Türkiye Cumhuriyeti tarafından bir. İkincisi e, gizli saklı bir şeyden bahsetmiyoruz ya Allah aşkına. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı e, bu ülkenin Cumhurbaşkanı Başbakanıyla, e, bakanlarla bir iftar yemeğinde bir araya geldiğinde mikrofonlara çıkıp bir konuşma yapıyor. Ve diyor ki e, suç işleyenler olduysa bunun cezasını çekmesi lazım diyor. Bundan daha açık bir mesaj olabilir mi? Yani Türkiye evet. Cumhuriyeti'nin de burada bir engel olmayacağı, bunun önüne bir taş koymayacağı, e, hukukun üstünlüğü bağlamında bir tavır ortaya koyduğu aşikar. Ben de bunu takdir ediyorum. Yani bu yanlış bir şey değil. Ama burada önemli olan şu. Ee, böyle oturduğumuz yerden Türkiye gelsin bizim yolsuzluk meselelerimize de baksın, halletsin. Ee, yani bu kadar da olur mu? Ee, bizim kendi e, ülkemizle ve özellikle devletimizle ilgili olarak sahip çıkmaya ihtiyacımız var. Eğer bu devlete inanıyorsanız, biz Halkın Partisi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletine inanıyoruz. Çünkü Kıbrıs Türk halkı kendi kendine yönetecekse, e, bu adada düzgün, adil, dengeli, yaşayabileceği bir çözüm olacaksa, Kıbrıs Türk halkının kendi devletine ihtiyacı vardır. Bir ortaklığın parçası olarak da ihtiyacı vardır. Bir çözümsüzlük halinde ayrı bir devlet olarak da ihtiyacı vardır. Türkiye ile ilişkilerde dengeli bir ilişki için de bir devlete ihtiyacı vardır. Bizim bir devlete ve kendi kendimizi yönetmeye ihtiyacımız var. Kahvehanelerde yönetmek kendi kendimizi. Devlet kurumlarına ihtiyacımız var. Ay işte o kendi kendimizi yönetmez, sefretemez sonraki kendi kaderimizi tayin etme hakkı ve bütün bunlar o devletin kurumlarıyla ilgili meseleleri. Eğer o devletin kurumları yozlaştıysa. Rüşvet girdiyse işin içerisine patır patır çıkıyor şimdi örnekleriyle. Evet. Kimse çıkıp da ben bu rüşveti almadım demiyor. Bana komplo düzenledi diyen çok vardır. Ama ben rüşveti almadım diyen yoktur. Çok enteresan değil mi? Yani şunu demeye çalışıyorum. Bu kurumlara gerçek anlamda sahip çıkmak için o kurumların duvarlarının üstüne tabela çak, çakmaya değildir bizim ihtiyacımız. İhtiyacımız daha bayrak dikip onu ışıklandırma falan değil saygım vardır. Ee, sembolik de bir anlamı vardır. Dağdaki ışıklandırılmış bayrağını da evet. söylemeye çalıştığım şey şu. Devlete gerçekten sahip çıkmak istiyorsak bu devlete istihdam yapılacağında sınavsız, münhalsiz istihdam yapılmasının önünü almamız gerekir. Devlete o zaman sahip çıkar gençler. Yani kamu hizmeti komisyonuyla evet. münhal açılarak, duyuru yapılarak sınavla e, alırsak ancak olur. Ya da niteliksiz insanların müdür müsteşar seviyelerinde atanmasıyla devlete sahip çıkamazsınız. Devleti öldürürsünüz o zaman. Ya da devletin içerisinde e, rüşvete müsaade ederek devlete sahip çıkmazsınız, devleti gömersiniz o zaman. Yani milliyetçi bir siyasi parti olduğunuzu iddia ediyorsanız ya da devlete inanan bir siyasi duruşunuz varsa devlete gerçek anlamda sahip çıkmanın yolu devleti partizanlıktan e, e, ayırmak ve e, temizlemek, yolsuzlukları devletten uzak tutmakla bu mümkün olabilir. Yolsuzluğa karşı mücadele milli bir mücadeledir bizim açımızdan. Bilmiyorum anlatabildim mi? Şimdi siz aynı zamanda bir eğitim görevlisisiniz. Bu anlamda emek veriyorsunuz. Eğitim Bakanlığı'nda sorumlu mevkilerde bulunan isimlerin milletvekili olarak da daha önce görev yapan kişilerin tezlerinin başka akademisyenlerin çalışmalarından kopya edildiği iddialar gündemde. Bazı üniversiteler eğitim kurumları olmaktan çıkıp daha çok ticari belgeleri satan, hatta bunları sahte belgeler olarak ticari Boyuta dönüştürdüler. Bu durumda Kuzey Kıbrıs Türk toplumundaki e, burada kurulan üniversitelerin itibar kaybı, toplum üzerindeki etkileri nasıl olacak? Şimdi bir, bir bakın, bir, bakan evet, bir bakanla ilgili olarak e, bahsettiğiniz iddia, tezini başkasının yaptığı yayınlarını başkalarının yan yayınlarından aslında çalarak yaptığı intihaldir e, akademide bunun adı. E, İntihal çok ağır bir suçtur akademide. Akademiden atılmayı gerektiren bir şeydir. E, böyle bir şey var mı yok mu henüz bir cevap ben görmedim. E, i̇ddiaları gördüm. E, cevabı bekliyorum. Ben de bakacağım e, o cevaba. Ama ikincisi bizim ortaya koyduğumuz bir şey var halkın partisi olarak. Söylediğimiz şey şu. E, yüksek öğrenimi denetlemeden sorumlu bir kurum var Yodak diye. Yodak üyelerinden bir tanesini meclis seçiyor. 5 e, ay oldu bir tane üyenin e, görev süresi dolalı. E, meclis hala daha o üyeyi seçmedi. Esas görevi yodak üyesini seçmek mesela. Onu seçmek yerine orada duruyor seçilmemiş. Önceki üye hala daha diğeri seçilmediği için görevine devam ediyor. E, esas görevi olan yodak üyesini seçmek yerine meclis, meclis araştırma komitesi kurdu. Ve kurduğu araştırma komitesinin içerisinde e, isimler... mesela daha önce de bahsettim. Komitenin başkanı aynı zamanda daha önce şu anda tartışma konusu olan üniversitelerin bazı fakültelerine izni veren konumunda daha önce. Yüksek Öğretim Dairesi, Eğitim Bakanlığı ayağında. Burada bir menfaat çakışması var. Konflikt of Interest var mesela. Bunun olmaması gerekiyordu. Ya da Ulusal Birlik Partisi milletvekilleri ağırlıklı bir e, araştırma komitesi, o milletvekillerinden bir tanesiyle ilgili sahte diploma aldığı yönde bir polis soruşturması var şu anda. Nasıl olacak bu iş? Yani orada dinledikleri ve aldıkları belge ve bilgileri e, kendi menfaatlerine kullanmayacaklarının garantisini, güvencesini kim veriyor? Bu tamam değil yani. Kaldı ki daha önce kurmuş oldukları araştırma komitelerinden bugüne kadar meclis iç tüzüğüne göre hazırlamaları gereken raporu da hazırlamadılar bir önceki Mersinlik yangınıyla ilgili. Onu genel kurula getirmeleri gerekirdi belli bir süre içerisinde getirmeleri ve geçirmediler. Rapor yok, toplantı yok, genel kurul kararı yok. Onu yapmadınız, bununla ilgili olarak bunu yapacağınıza nasıl kanaat getireceğiz biz? Yani dostlar alışverişte görsün diye kurulmuş bir komite olduğunu düşünüyoruz Halkın Partisi olarak o komitenin. Esas görevi olan yöde üyesini seçmeyi bir kenara bırakmış böyle bir komite kurmaya yoluna gitmiş ve birlikte fotoğraf veriyor. Toplantı yaptığında da basın açıklama veriliyor. Böylece yüksek öğrenimle ilgili olarak ilgilendikleri mesajını veriyorlar. Bu mu ihtiyacımız yani? Hayır değil. Şimdi bir kere sahte diploma ile ilgili e, olayın boyutu çok büyümüş durumdadır. Ama sirayet ettik, ettiği yerlere bakınız. Yani devletin en üst düzey kamu görevlileri, siyasilere yakın isimler, siyasiler, milletvekilleri her düzeyde parti yetkilileri vesaire. Bu bu ülkede nitelikli eğitim vermeye çalışan devlet üniversitesi konumundaki, vakıf üniversitesi konumundaki Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde, eee Avrupa Üniversitesi'nde nitelikli eğitim veren özel üniversiteleri de çok olumsuz yönde etkileyen bir gelişmedir. Ve çok tehlikeli bir şeydir. Onun için bu kadar uzun süre zamana yayılmaması gerekirdi. Halihazırda bir gecikme var. Halihazırda çok konuşma var, çok az iş var. Evet. Yani neyle ilgili biliyor musunuz? Yabancıların ülkemizde taşınmaz mal satın alması konusunda nasıl ki çok konuştular. Bir senede uzun süredir konuşuyorlar bu konuda. Sanki gerçekten çok ciddi hassasiyet gösteriyormuş gibi davranıyorlar. Ama yasal düzenleme yapmaya gelince hala daha adım atamadılar. Çünkü menfaat ilişkileri var çeşitli çevrelerle. Burada da enteresan bir biçimde muhtemelen bu üniversitelerin verilmesinde nasıl ki işte yukarıda bazı iddialar ortaya atıldı. Siyasiler düzeyinde de sadece kurumlar düzeyinde değil, bazı izinlerin verilmesinde, bazı fakültelere izin verilmesinde rüşvet döndüğü iddiaları var mesela. Bunu bir an önce sonuçlandırıp bir kısmını kapatmak, bir kısmını şartlı olarak, geçici olarak durdurmak faaliyetlerini, geriye kalanlara da sahip çıkmak ve destek vermek gerekir. Yani mesela Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin bugüne kadar bu tartışmaların içerisinde yer almamış olması, nitelikli eğitim veriyor olması, Lefke Avrupa Üniversitesi'de dahil olmak üzere bir kez daha göstermedi mi bize devletin bu kendi e, yani devlet üniversitelerine sahip çıkması gerektiği gerçeğini hepimizin gözünün içine bir daha sokmadı mı? Yani e, bunu mesela en azından bu dersi çıkaralım bundan. Bu çok önemli bir şey. E, buraya çok daha kolay öğrenci olmayan kişileri öğrenci adı altında getirip onlardan kayıt parası alıp ondan sonra da derse girip gitmediklerine bakmaksızın e, nitelikli öğretim üyesi de bulundurmaksızın Herhangi bir biçimde vergide vermek sizin, hepsini de asgari ücretten göstererek asgari ücretten yatırır e, yatırırken bu kurumlar. Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Lefke Avrupa Üniversitesi bu e, kurumlarda nasıl baş edecek, nasıl rekabet edecek? Üstelik Dağya gelen ve e, Lefke'ye gelen ve diğer nitelikli özel üniversiteye gelen öğrenciler en ufak bir zorlanma olduğunda geçemediğinde derse cırt başka bir e, tabela Üniversite. üniversitesine kaçıyor mesela. Bütün bunlar kendi ayağımıza ve bu sektörü ayağına sıkmak anlamına geliyordu. E, bu açıdan her şey yapıldı. Sadece bir üniversiteyle de sınırlı kalmadı bu. Ama bir parantez açayım burada. Önemli olan şey konuların takip edilmesidir. Burada e, Ulusal Birlik Partili bir milletvekilinin diplomasıyla ilgili ol olarak da bir polis soruşturması var. Bu polis soruşturması muhtemelen sonuçlandı. Bugün yarın savcılığa gider. E, savcılık suç unsurunu e, tespit ettiği takdirde eminim gereğini yapacaktır. Meclise gidecektir dokunmazlığın kaldırılması için. Haftalardır bu çağrıyı yapıyoruz Halkın Partisi olarak. E, bugünden açıklasınlar eğer gerçekten polise ve savcılığa yardımcı olmak istiyorlarsa, samimiseler bu laflarındaki yardım etmek istiyorlar polise ve savcılığa, bugünden açıklama yapsınlar ve desinler ki eğer gelirse meclise biz zaten dokunmazlığı kaldıracağız. Ben zaten masum olduğum için kendi dokunulmazlığımın kaldırılmasına evet diyeceğim demeleri lazım. Partimden de evet demesini isteyeceğim demeleri lazım ki polis ve savcılık da bilsin ki Yaptıkları araştırma ve soruşturmanın bir karşılığı olacak. Dokunulmazlık kalkacak, mahkeme önüne gelecek. Suç varsa da cezası çekilecek. Bunu eğer e, göremiyorsa ve o dokunulmazlık zırhın arkasına saklanacaklarını görüyorsa polis, gönül rahatlığına o soruşturma yapabilir mi? Boşa gidecek emekleri biliyor zaten. Yani önünü açmak istiyorlarsa bu hamleyi yapsınlar. Bugünden söylesinler ki ben kaldıracağım, ben evet diyeceğim e, kaldırılmasına. kaldırmasına. E, ben buradan bir tecrübemi de paylaşayım kendileriyle. İki yıldır benim dokunulmazlığım yoktur. Ee, hiçbir şey olmadı yani tamamdır korkmasınlar bir şey olmaz. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi çok sahte diploma evet ortaya çıkanlar var isimler de var sizin de dile getirdiğiniz gibi. Ama bunun yanı sıra ortaya çıkmamış olanlar da var. Ve şöyle bir söylem de var. Sahte diploma almış edinmiş fakat henüz kullanmamış kişilerin bir kerelinde mahsus affedileceği konusu. Bu söylemin anlamı nedir? Yani bu böyle bir söylemin orta olması Siyasi kıyaktır bile... bu söylemin anlamı. Siyaseten birilerini korumak, kollamaktır. Bazı siyasilerin kıymatlıları vardır, değerlileri vardır. Onları korumak için kıyak çekmenin yollarını düşünmüşlerdir muhtemelen. Kimisinin birinci derece yakını, akrabası. Kimisinin çok sevdiği, de de kimisinin partilisi, kimisinin parti örgüt yetkisi vesaire. Hukuk açısından baktığımızda, bir kere biz kendi değerlendirmemizi ee, emekli savcı, yargıç ve avukatlarla konuşarak açıkladık kamuoyuna ve şunu söyledik. Bizim yasamız fası 154'e göre sadece bu e, sahtekarlıkla belgeyi hazırlayan değil, e, o belgeyi alan, talep eden, kendisine verildiğinde almayı kabul eden, buna rıza gösteren herkes bu belgenin hazırlanmasını teşvik etmiştir. Bu belgenin hazırlanmasına ortak olmuştur, suça iştirak etmiştir e, ee, bütün bu açılardan bakıldığında ortada bu belgeye tedavüle sürülmese bile bir suç vardır. Biz bunu söyledikten sonra bir geri adım söz konusu oldu. Bir kere af konusuyla ilgili kamuoyundan çok büyük bir tepki geldi. İşte bu açıdan söylüyorum kamuoyu baskısı son derece önemlidir diye. Ve e, af veya benzeri bir düzenleme yapmayacakları yönünde açıklamalar yapmaya başladılar değil mi? Ama ilk e, Sayın Tatar canlı yayında ee, bu yönde konuşmadı. Pişmanlık düzenlemesinden bahsetti. Kulaklarımla duydum. Hemen tepki gösterdim. Ve ciddi bir kamuoyu baskısı oluştu. Geri adım attılar. Ben öyle demek istemedim falan dediler. Sonra diğer bakanlar da açıklama yaptılar. Bundan bir farıma bir cayma bir ee, uzaklaşma görüntüsü var. Ancak şimdi bunun da etrafından dolaşabilmek için başka şeyler düşünüyorlar belli ki. Şöyle ki e zaten almadıydım ki ben deyip diplomaları imha etmeye çalışanlar var. E, mahkeme kararıyla evini arama kararı e, alınanlarda iki diplomada da çıktı mesela. Tesadüf mü sizce? Bunların aynı aileden olması, birbirle bağlantılı insanlar olması tesadüf mü? Kesinlikle değil. Bu insanlar birbirleriyle bağlantılı insanlar. Bir düzenek kurulmuş orada belli ki. Gel sana da vereyim, gel sana da vereyim ya da bana da ver e, talepleri oldu. Bunun içerisinde e, diploma alan eee Belediye başkanı, kaymakam, müdür, Mukayit, müsteşar gibi isimler oldu. Kimisi çıktı, neden bu kadar zaman çıkıp söylemediler bilmiyorum ama kimisi çıktı ve dedi ki ha ben de aldıydım evet oradan üniversite ama benimki sahte değil dedi. E, pek çok kişi sahtedir veya değildir yönünde hiçbir açıklama yapmadı. Ama bir kısmı bu söylediğiniz konuda yırtmak için çok büyük bir ihtimalle yırtmak için diplomayı yırtıyorlar şu anda büyük bir ihtimalle veya kaybetmeye çalışıyorlar. Çünkü diploma yoksa ortada o diplomayı almadıkları, o kurum hazırladığı diploma ama ben almadım, ben talep etmedim, ben almadım, ben göstermedim, ben ortak olmadım suça demek için. Bir çaba var ortada belli ki. Onun için bu süreçlerin uzamamaması lazım. Şimdi bu yolsuzlukların, skandalların hem Kuzey Kıbrıs Türk toplumunun topluma aynı zamanda zarar verdiğini ve öte yandan ekonomi ve eğitime üniversitelere zarar verdiği öne sürülerek bu soruşturmaların yani bu soruşturmalarından ziyade bu konuların artık sonlandırılacağı söylen söylentiler arasında. Bu mümkün mü? Ayrıca bu yapılırsa üniversiteler ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomisi gerçekten kurtulur mu? Ekonomiye zarar vermesini ekonomiye zarar vermesini istemiyorsak bir an önce soruşturmaları ...tamamlamamız gerekir, kapatmamız değil. Sonuçlanması gerekir. Tabii. 5 ee, yıl önceden bahsettim size. 5 yıl önce bazı şeylere sahip çıkılmadığı için... ...yani şöyle düşünün, öyle tarif ederim ben. Böyle bir badarez torbası var. İçinde iki tane çürümüş badarez var. Koku yapar, çürüdü. O iki badarez kalsın ya, örtelim üstünü de... ...yolumuza devam edelim. Şimdi uğraşmayalım, e, açacak çuvalı da içinden iki badadesi bulacak da çıkaralım. Örtelim üstünü derseniz bir sene sonra bütün badadesler çürüktür. Dolayısıyla eğer ya ekonomi zarar görmesin biz bunun üstünü örtelim derseniz bu çürümüşlük her tarafa sirayet edecek. Olduğu gibi sektör çökecek. Onun için bunu yapacağınıza e, polis soruşturmasını hızlandırın, derinleştirin. Az önce söylediğim sebeple birileri bir şeyleri imhatmesin diye geciktirmeyin. Bir an önce sonuçlandırın suç olanlarla e, ilgili adım atın. Dünyada çıkın deyin ki gittiğiniz yerde yok kardeşim öyle değil. Bizim üniversitede bu ortaya çıktığında anında müdahale ettik gereğini yaptık. Gereğini yaptık yerine üstünü örttük derseniz bütün üniversitenin zan altında kalır. Açık olmalarının manası kalmaz. Öğrenci gelmez zaten. Biter o iş. Şimdi bu yolsuzlukların sonucu olarak da e, bir erken seçimin şart olduğu e, talepleri var ya da şart gerekliliği var diye söylemler var. Sizin bu gö görüşe karşı e, istediğiniz nedir? Siz istiyor musunuz? Halkın Partisi bu yolsuzluklar nedeniyle erken seçim talep etmedi. Halkın Partisi bu hükümet kurulduğu gün bu hükümetin istifaya zorlanması gerektiğini ortaya koyan bir partidir. Ve Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne de Gelin meclisten birlikte çekilelim, bu hükümet istifa etmek zorunda kalsın. Çünkü gayrimeşru yoldan kurulan bir hükümet var. Bu hükümetin görevde kaldığı her bir gün bu memlekete zarar ziyandır demiştik biz. Aradan geçen iki yılda ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı. Ne anayasa tanıdılar ne yasa tanıdılar. Bu süre zarfında da yolsuzlukta, usulsüzlükte ee, dibe vurdu memleket. Onun için bunlar şimdi ortaya çıktı diye seçim değil, çoktan yapılmış olması gerekirdi. Halihazırda gecikmiş olan bir şey var. Ama e, sıkıntı şuradadır. Bu hükümetin istifaya zorlanması ve istifa ettirilmesi de esas marifet ve ülkenin ihtiyacı. Şimdi e, bu hükümet kendi iradesiyle seçim kararı alıp bir erken seçime giderse zaten bir tak bir takım imkanlardan yararlanacak e, seçim Ama yasağı yürürlüğe girmeden zeminini hazırlayacak. Ama daha önemlisi şu rezil durumla karşı karşıya kalacağız. Bu ülkede demek ki meşru olmayan yollardan hükümet kurulabilir. iki sene görevde kalabilir. Ondan sonra kendi keyfinden seçime gidebilir. Bunu kanıksayacak herkes. Kanıksanacak, normalleştirilmiş olacak. Onun için marifet yani ülkenin gerçek ihtiyacı bu hükümetin istifaya zorlanmasıydı. En baştan itibaren muhalefet birlikte yani ana muhalefet Partisi de o adımı atabilmiş olsaydı veya daha farklı bir adımı Atma'yı bize teklif etseydi ve birlikte hareket e, e, edebilseydi bizimden mesela. Hükümeti muhatap kabul etmeme gibi. Meclis boykotu gibi ama meclisten istifa etme değil. Meclisten istifat etme millet gibi çeşitli alternatifleri konuşabilirdik. Bu e, yapılamadığı için bu hükümetin ömrü uzadı. Yani mecliste bir muhalefet var. Meclisteki muhalefet bir de hükümet var. Muhalefet, hükümet, parlamenter sistem, akürsü o konuşur o cevaplar e, şeklinde. Bir platform sağlanmış olduğu hükümete. Ömrünü uzattı yani hükümetin. Sonuçta ne oldu ama? Muhalefet mecliste yok sayıldı. Ee, i̇ktidarsızlaştırıldı. Ee, ses tonu olarak çok bağırdı ama çok az duyuldu. Ve toplumda da karşılığı giderek azaldı bunun. Hem sokakta hem mecliste denildi ama sokakta o muhalefet görüntüsü olmadığı için mecliste de etkisini yitirdiği ve salona bile girip dinlemedikleri için muhalefet konuştuğunda Etkisiz bir elemana e, doğru evrildi muhalefet, meclisteki muhalefet. O yüzden şu anda yolsuzlukların üzerine gidilerek ortaya konulan e, meselelerde toplum somut bir şeyler gördüğü için sahip çıkıyor, takip ediyor, destek veriyor. Biz bunu e, yaptığımız bölge ziyaretlerinde de görüyoruz, İnsanlar bize yazıyor zaten. Fark Bu farkı gördüğü için insanlar... Meclisin dışında olmasına rağmen Halkın Partisi çok daha etkili bir muhalefet yapabiliyor deniliyor olmasının sebebi budur. Onun için e, işte erken seçim meselesi bu hükümetin kendi keyfiyle alacağı bir e, tarihte, kendi istediği bir modelleme ile gidildiğinde e, nasıl bir sonuç çıkacak ortaya onu şimdiden kestirmek mümkün değil. Ama e, şu anda ana muhalefet partisi e, o anlamda çok büyük beklentileri içerisindeyse, eğer böyle bir kurguyla bir seçime gidilirse o beklentiler e, gerçekleşmeyebilir yani. Şuna da değinmek istiyorum. Eski bir görüşmecisiniz. Hani bu anlamda e, çalışmalarınız oldu. Kıbrıs Türk toplumunun... Yaşlıyım demek istersiniz yani. Hayır. <laughs> Kıbrıs Türk toplumunun yeniden e, başlatılacak bir görüşmelere hazır olduğunu düşünüyor musunuz? Aynı zamanda e, halkı böyle bir sürece hazırla, hazırlayamayan, hazırlamayan yöneticilerin politikalarının ne olduğunu düşünüyorsunuz? Neyi hedeflediğini düşünüyorsunuz? Kıbrıs sorunu sadece Kıbrıslı Türkler kıbrıs Kıbrıslı arasındaki bir sorun olmuş olsaydı e, bunun bir anlamı olurdu. Yani işte Kıbrıs Türk halkı e, tekrardan görüşmelere müzakereleri hazır mı değil mi? Ama mesele bu değil. Kıbrıs sorunu uluslararası bir sorun, uluslararası bir uyuşmazlık. Beğeniriz veya beğenmeyiz e, bir olgu olarak yani as a matter of fact e, bu sorunun Kıbrıslı Türkler Rumlar dışında Türkiye'si, Yunanistan'ı, İngiltere'si, Amerika'sı ve artık Rusya'sı ve Çinli de var. Ve e, uluslararası politika ve Doğu Akdeniz ve Orta Doğu açısından çok daha farklı bir yerdedir. O yüzden e, toplumun buna hazırlanması meselesi değil şu anda asıl sıkıntı. Müzakerelerin tekrar başlamıyor olmasının sebebi pek çok başka faktörle ilişkilidir. E, bugün Amerika Birleşik Devletleri, Kıbrıs'ın ee, özellikle güneyinden ama bir süre sonra muhtemelen kuzeyinden de Rusları ve e, Çin etkisini kırmak ve Rusları atmak için bir çaba içerisindedir. Karaparanaklanması konusunda Rus oligarklarının burada ve güneyde para akladığını düşündüğü için bu yönde bir çalışma içerisindedir. Bunlar belirleyecek. Yeni bir süreç olacak mı? Yeni bir ortaklık söz konusu olacak mı? Yeni bir ortaklık müzakeresi söz konusu olacak mı? Yoksa daha farklı herkesin kendi yoluna gideceği bir iki devletin oturup müzakere ederek anlaşacakları ve bir miktar toprak karşılığında iki ayrı devlet mi olacak meselesi gibi seçeneklerden hangisine doğru ilerleyeceğini bu sürecin bu söylediğim pek çok faktörün birleşmesinden olacak. Türk-Amerikan ilişkilerini bundan bağımsız tutamazsınız mesela. Yani. Mesela Rusya Federasyonu ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkinin Amerika'daki Kasım'daki seçimlerden sonra nereye evrileceğini bundan bağımsız tutamayız. Yoktur öyle bir ihtimal. Amerika'da yeni başkan seçilmezden önce burada Amerikan desteklediği bir yeniden Birleşmiş Milletler süreci göremeyiz mesela. Yoktur öyle bir ihtimal. Amerikan başkanının e, kim olacağına bağlı olarak Rusya o seçimi beklemeden muhtemelen Ukrayna dışında Avrupa'daki başka toprakları işgal etmeye kalkabilir. Öyle bir riskle karşı karşıyayız şu anda. Mesela Moldova e, topraklarında Transnistria, Transnistria denilen yerde. Ee, yakında bir Rus işgali görürseniz şaşırmayacaksınız mesela. Ya da mesela e, NATO'ya yeni üye olmuş olan ülkeler bağlamında Rusya Amerika seçime gidene kadar geçen süre içerisinde gücünü artırarak belki de e, askeri ilerlemesini daha da e, öteye taşıyacak ve gerginliği zorlayacak. Fransa ısrarla Ukrayna'ya e, asker göndermekten bahsediyor mesela artık. Bunlardan bağımsız olarak hadi Kıbrıs sorunun çözüyoruz da başlıyor. ...biraz gerçekçi çok olmamız lazım. Çok farklı düşünülmesi gereken konulara değindiniz aslında. Kıbrıs sorunuyla ve bu görüşmelerle ilgili. Ben izleyici sorularına gelmeden önce... ...kendi son sorumu sormak istiyorum Peki. size. İki sayfaydı sorularınız. Birçok <laughs> şey konuştuk burada. Yolsuzlukları konuştuk. Kara parayı, rüşveti, evet. haksız makam elde edenleri. Her taraftan hukuksuzluk görüldü. Bu toplumda... temiz siyaset yapmak ne kadar mümkün? Mümkün ama zor. Eee... Toplum sahip çıktığı oranda e, temiz siyaset gerçekçi bir şeydir ve ihtiyaç olan şeydir. Dünyanın pek çok yerinde e, yolsuzluğa karşı mücadeleyi ölçen bir kuruluş var. Kendine göre bazı veriler çerçevesinde ölçer. E, Uluslararası Şeffaflık Örgütü, Transparency International diye bir örgüt var. Bu örgüt e, dünyanın en ileri ve bu açıdan en temiz e, ülkesi sayılabilen ülkelerde bile ...belirli oranlarda yolsuzluk olduğunu tespit eder. Yani bunun sıfırlandığı yer pek yoktur aslında. Ee, ama bunu kabul edilebilir limitler içerisine çekmektir marifet. Kıbrıs Türkiye açısından diğer Avrupa'daki ülkelere göre daha farklı bir önemi var. En başta tarif etmeye çalıştığım oydu. Başka ülkelerde bu. Medeniyet bağlamında, dünya standartlarına ulaşmak bağlamında önemi var. Bizde ise devlete sahip çıkmak ve devlet bilinci anlamında önemi var. Biz burada bir kimliği var etmeye çalışıyoruz. Kıbrıs Türk kimliğini burada var etmeye çalışıyorsak bunun yegane yolu ara bölgeye girip çok iyi bir müzakere yapmak ve egemenliğimizi savunmak değil ki. Bunun yegane yolu işte e, bu kavramların altını çizmek ya da bayrak sallamak değil. Bunun en önemli yollarından bir tanesi devlet dediğimiz olguya Rameli Denktaş'ın zamanında söylediği bu devletin önemini vurguladığı cümleleri düşünün. Devlet dediğin olguya sahip çıkabilmek için o devletin kurumlarının insanlara eşit adil davranması ve hizmet üretmesi gerekir. Rüşvetten hiç yapması değil. Onun için çürüme ve yolsuzluk karşısında vereceğin mücadele devlete gerçek anlamda sahip çıkma mücadelesidir. Zamanında bir mukamet teşkilatı kurularak verilen milli mücadele nasıl ki milli bir mücadeleydi. Bu mücadele de aslında devlete sahip çıkmak ve Türk halkının iradesine sahip çıkma mücadelesidir ve milli mücadeledir. İzleyicilerimizden gelen soruları aktarayım size. Tabii. Ee, geldiğimiz bu durumda vicdanın yurttaş gazetecilerine bilgi veren farklı devletin kurumlarında çalışan işçi insanlar nasıl korunacak? Serdinç Bey kaynaklarını haklı olarak gizli tutmayı tercih ediyor ki çok da doğru yapıyor. Ortaya çıkması durumunda bu kişilere ne olacak? Şimdi bir kere e, bize de mesela e, vatandaşlardan, değişik kesimlerden, görevde bulunanlardan, e, memurlardan, işçilerden, e, bilgi belge geldiği oluyor. Olmuyor değil. Ama mahkeme e, farklı standartlar bağlamında bunu tartışmasını ve yorumunu yapmak durumunda. Yani bizim sistemimiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihadını dikkate alan bir sistemdir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadlarına bakacak olursanız eğer gazetecilerin e, haberlerinin kaynağını paylaşmak zorunda olup olmadıklarına ilişkin değerlendirmeler var mesela. Mahkeme ne karar verecek bu konuda? Bugünden bir şey söyleyemeyiz. Daha bugün başladı. Evet. Daha tam dava nesası duruşma da başlamadı. Ama bilgilerin elde edilmesi, nasıl elde edildiği, yasal mı elde edildi? Yoksa bu bilgiler kamuoyuyla paylaşılmalı mıydı, paylaşılmamalı mıydı? Evet bunlar tartışma konusudur. Ve belki bunların bir kısmı suçla teşkil eder. Ve belki birileri ceza da alır. Ama esas önemli olan bu değil ki. Esen, bu doğrunun sadece bir kısmıdır. Doğrunun diğer kısmı nedir? Bu belgeler var ya, bu paylaşılan belgeler. Az önce de sosyal medyada yazdım. Bugün mahkemede de söylendi, yargıcın önünde. Bu belgelerin sahte olduğunu söyleyen birisi var mı? Polise soruldu. Hayır. Ee, savcılık? Hayır. Kimse bu belgeleri sahte demiyor. O zaman soru şudur. Tamam bu belgelerin elde ediliş şeklinde işte yasa aykırı davranılmış olabilir. Ee, kamuoyuna açıklanması işte belli bazı yasa maddelerini ihlal etmiş olabilir. Tartışarak mahkeme bunu. Ama bu belgelerin özünde içinde yolsuzluk varsa bunu kim araştıracak? Esas mesele ve doğrunun tamamı böyle ortaya çıkmayacak mı? Bu belgelere kim bakacak? Pandora'nın kutusu bugün açılmış oldu. Çünkü yargı şunu dedi. Tamam üç gün daha tutuklu kalsın inceleyin. Bulmaya çalışın nasıl elde etti, e, ihlal etti mi, e, özel hayatın gizliğini şu bu falan da. Polise talimat veriyorum dedi. 15 gün içerisinde de gelip bana bilgi versin. Bu konularda... Bu belgeler temelinde soruşturma başladı. Şu soruşturma başlatın. Benim emrimle. Yargıç emir verdi polise. Tahkikat soruşturma başlatın bu konularda diye. Şimdi bunu, bu, bununla ilgili gidip şikayette bulunanlar şu anda beni pişman oldular. Çünkü, Çünkü o eğer o belgelerde, eğer belgelerde gerçekten yanlış bir şey yaptılarsa, devleti yıkandırdılarsa, elektrik kurumu dolandırdılarsa vesaire zarara uğrattılarsa başları belaya girecek yani. Çünkü mahkeme emriyle polis soruşturması yapılıyor şimdi. Bakalım ilerleyen zaman bize ne gösterecek. Ee, i̇yi yayınlar Sayın Kudret Bey. Mayıpan'ın mahkemede söyledikleri hemen araştırılsın ki bu araştırılıyor. Ya benim adımı da verdi mahkemede zaten birkaç kez. Halkın Partisi'nin adında. Şöyle ki e, tabii yakından takip yani, şu, tabii oradaydım duruşma salonundaydım bugün. E, şu açıdan önemli. Neyle itham edildiğini görmek istedim ben de. E, o itham edildiği konularda bir suç işlediyse de zaten e, adalet var, mahkeme karar verip cezası varsa da cezasını çeker. Ama önemli olan şey şu, e, bu belgeleri buldunuz, ne için getirip e, polise şikayet etmediğiniz diye soruldu kendisine mahkemede. Gittim efendim ama soruşturma başlatmadılar diye yanıt verdi mesela. Ve bunun içinde bir kısmında e, bizim de halkın partisi olarak gidip başvurduğumuzu da mahkemeye aktardı mesela. E, zaten biraz da bunun etkisiyle herhalde... Yani polis harekete geçmedi dediği için herhalde yargıç polise talimat verdi. Ee, Soruşturma başlatın diye. Sizin de bu anlamda bu yolsuzlukların üzerine gidilmesinde önemli bir katkınız oldu diyebiliriz. Hı hı. Ee, sorulara devam edelim çok hızlı Tabii. bir şekilde. Sahte reçeteler olayından sonra sahte diplomalar gündeme geldi. Özellikle bir çevre bu diplomaları mevki almak için kullandı. Bunların arasında eski bir bakan da önemli rol oynadı. Ee, Birçok özel kalem müdürlerinin, müsteşarların, milletvekillerinin, polis yazdırırsa. müdürlerinin ve güvenlik kuvvetleri içine yer alan yerbayların sahte diploma almaya yönelmelerinin ve şimdi bu kişilerin üzerine gidilmesinin daha derin bir anlamı yok mu? Daha derin bir anlamı e, şu anlamda var. E, eğer zamanında tedbir almazsanız üç iken 5 iken bu herkes açısından normal olan, kanıksanan bir şeye dönüşür ve... Kamuun içerisinde bazı insanlar birbirine de şunu demeye başladı. Ne be Allah'ın en enayisi sensin git be al oradan sen de bir diplomada maaşın da artış olsun hem terfi alasın vesaire demeye başlar. Normalleşir bunlar. Baktığında müdahale edilmiş olsa zamanında ilk söylenildiğinde burun kıvırmasaydı e, çevreler ve kanaat önderleri bugün bu noktaya gelmeyecekti. Bugün çok yaygın bir biçimde e, mevzuata rağmen e, usule rağmen yasaya rağmen daha kolay, daha pratik, daha fazla kar e, para elde edilebilecek olan, daha hızlı hak edilmemiş mevki elde edilebilecek olan şey makbul oldu memlekette. Bu ahlaki bir çürümedir aynı zamanda. Dolayısıyla bizim toplum olarak e, bu açılardan silkinip kendimize gelmemiz ve bazı değerlerin tekrardan önemini kavramamız gerekir. Yani biz Halkın Partisi 2016'da kurulduğunda, vay efendim sen sağ, sağcımın, solcumun. O ideolojiden, bu ideolojiden denildiğinde biz şunu dedik: Ve arkadaşlar, memleketin şu an ihtiyacı belli bazı değerlerde çürüme var. Bu değerlerin ön plana çıkmasıdır. Onun için e, temiz, dürüst, ilkeli, şeffaf, hukukun üstünlüğünü savunan partizanlığa karşı olan bir siyasete ihtiyacımız var. Sağcı-solcu o ideoloji, bu ideoloji siyaseti değil" dediğimizde bize gülenler oldu ve e, yadırgayanlar oldu bunu. Ama mesela bugün geldiğimiz noktada. E, ilkokulda bize okutulan o e, türküm doğruyum çalışkanım meselesi kayboldu. Doğruyum de, evet. yani doğruyum demek ya da çalışkanım e, falan demek enayisin falan anlamına gelmeye başladığı memlekette düşünebiliyor musunuz? O açıdan e, mesele sadece siyasetteki kirlenme ya da işte o siyasi gitsin bu siyasi gelsin meselesi olmaktan çıktı ya. Bu çürüme aslında evet. temeldeki. Çocuğunu okutmak için evini talasını satan birçok insan bize başvurarak insanlarımıza yansıtmamızı mı istemektedir? Olayı sahte diploma sınırlarının dışında incelememiz gerekmez mi? Bir kere eğitimle ilgili şunu söyleyeyim. Ben bir özel okuldan mezun olmadım. Ben devlet okulunda okudum. İlkokulu da, ortaokulu da, lisede de. Ve devlet okullarında çok daha iyi bir eğitim eğer istenirse verilebileceğinin somut örneklerinden bir tanesi mesela burada okuduktan sonra Ankara siyasalara gittim Oxford'da doktora post doc yaptım vesaire bize çok iyi bir eğitim verildi devlet okullarında burada yani kamusal eğitim devlet okullarında çok daha iyi bir eğitim verilmesi mümkündür eğer eğitime gerekli kaynak ayrılırsa toplumsal bir seferberlik başlatılırsa ve artık daha az çalışayım daha para daha fazla para kazanayım gibi bir yaklaşım'a gidilmezse bu mümkündür. Buna odaklanılması e, gerekir. Bu memlekette artık e, konteynerlerde, yağmur çamur içerisinde e, eğitim evet. alan çocuklar noktasına geldik şimdi. Ama daha da önemlisi insanlar eğer gönderebilirse Nenenin, dedenin de desteğini alarak özel okula gönderirken şimdi oralarda iyice patladı, fahiş evet. noktalara ulaştı. İnsanlar perişan. Konu tabii çok çocuklar var, evet. bir okuldan diğer okula alma, aktarma gibi meselelerinde olacağı, uyum sorunlarının yaşanacağı evet. bir yıl sıkıntı bekliyor bizi. Onun için burada tek çıkış yolu eğer sosyal devlet ilkesini hayata geçireceksek bir sağlıkta, bir eğitimde, bir de çalışma yaşamında devlet ağırlığını hissettirmelidir. Devlet hem iyi bir biçimde denetlemeli hem de temel ihtiyaçlarda temel hizmetleri kendi eliyle vermelidir sosyal devlet olacaksa. E. Zaten biz başka devletlere göre e, sosyal devlet ilkesini hayata geçirmeye daha fazla sahip çıkmamız lazım. Evet. Çünkü biz burada bir devlet yaratmaya çalışıyoruz ya. Biz bir kimliği ayakta tutmaya çalışıyoruz. Yani Orta Avrupa'daki ya da e, Kuzey Avrupa'daki ülkeler açısından yolsuzluğa karşı mücadelede iyi bir rakama ulaşmak bir medeniyet göstergesi ve bir lükstür. Ama bizim açımızdan yolsuzluğa karşı mücadele devlete sahip çıkmak ve bir devlet sahibi olmaktır. Anlatabiliyor muyum? Bu fark var. Son yorumu da okuyup yayınımızın tamam. sonuna gelelim artık. İlk Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki Özer Sayın tekrar o gücüne ve liderlik seviyesine geldiğini görmekteyim. Zamanında kendisiyle bu konuyu konuşmuştuk. Kendisinin yeri bu toplumun başıdır diye düşünüyorum. Bu memleketi düzelmek, düzeltmek hiç de zor değildir. Ama düzgün ve hizmet etmek isteyen bilgili kişilerle olur. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda Cumhurbaşkanlığı ile ilgili? Yorum için teşekkür ederim ama Cumhurbaşkanlığı meselesini konuşmak için erken olduğunu düşünürüm. Hı. Bir de memleketin hali bu e, olduğu takdirde e, Cumhurbaşkanlığından bu konulara dokunamayacaksınız. Oralara gidip oturup da e, memlekette bu olaylar böyle aynen devam etsin aşağısı e, çürümüş, e, rezil durumdayken Neyi temsil edeceksiniz? Devletin başı neyi temsil edecek? E, o temsil edeceğiniz devletin doğru düzgün çalışıyor e, olması ve bu açılardan yol kat ediyor olması önemlidir. O gün geldiğinde e, bu meseleleri konuşuruz. Ama bugün için bu Cumhurbaşkanlığı meselesini konuşmak çok, bence lükstür yani. E, yayınıma katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Sizi sorularımla yorduk. Yo, estağfurullah. <laughs> Erdoğan görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Sağ olun. Haftaya programından bugünlük bu kadardı. Bugünkü konumuz Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay oldu. Ciddi açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Lefkoşa'da 7'den 70'e herkesin damak tadına uygun eşsiz lezzetler sunuyor. Türk ve Dünya mutfağına ait birbirinden lezzetli yemekler, tatlılar, pastalar, börekler ve ekmekler sizleri bekliyor. taptaze ve farklı çeşitleriyle gönlünüzü fethedecek bu ürünler uygun fiyatlarıyla sizi çok şaşırtacak. Her geçen gün gelişmeye ve yeniliklere devam eden Ekor, 50 yıllık tecrübe ve kalitesiyle sizleri bekliyor. Nerede olursanız olun, her yerde Ekor farkını yaşayın.